Merhaba arkadaşlar. Bugün coğrafya denemesi çözeceğiz. Kesinlikle deneme çözmeyi son 1 ya da 2 aya sığdırmayın. Çünkü ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar çok farklı tarzda sorular görmüş olursunuz. Zaten denemenin amacı eksiklerini görmek ve sınav tecrübesi kazanmaktır. Ayrıca sınav kaygınızı, heyecanınızı en aza indirmek için deneme çözmek çok etkili olacaktır. İlk başta çıkacak sonuç sizi mutsuz edecektir. Bu yüzden deneme çözmek istemeyebilirsiniz. Ama bu çok yanlış bir davranış olur. Deneme çözeceksiniz. İlk başlarda istediğiniz hedefe ulaşmayabilirsiniz. Fakat zamanla ilerlediğinizi gördükçe moral ve motivasyonunuz artacaktır. Çok sevdiğim bir söz vardır ve hayatımın her alanında kullanırım. O söz, "Az'a sormuşlar nereye gidiyorsun?" diye çoğa diye cevap vermiş. Yani bu çok güzel bir söz bence. Çünkü damlaya damlaya göl olacaktır. Her şey zamanla yerine oturacaktır. Siz yeter ki inanın ve umudunuzu kaybetmeyin. Denemelerde kendinizle yüzleşeceksiniz. Öz eleştiri yapacaksınız. Neyi yapabiliyorum, neyi yapamıyorum, nerede eksiğim var ve nasıl tamamlayabilirim diyerek kendinize telkinlerde bulunacaksınız. Konuların bitmesini kesinlikle beklemeyin. Misal, konularınız sınava 2 hafta kala bitti. Deneme çözmeye o zaman mı başlayacaksınız? Tabii ki hayır. O kadar emek veriyorsunuz. Bu şekilde bir yanlışa kesinlikle düşmeyin. Deneme çözün, yanlış yapın, yanlışınızı öğrenin. Bakın o zaman netleriniz nasıl yükselecek. Böyle bir girizgah yapmak istedim. Çünkü bu konuşmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Çok güzel yorumlar alıyorum. Bu benim işime olan şevkimi daha da arttırıyor. Birlikte daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Diyerek denememizi çözmeye başlayabiliriz. Tarımda makineleşme üzerinde ekilen ürünün özelliği de etkili olmaktadır. Buna göre aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin tarımda makineleşmeye daha elverişli olduğu söylenir? Şıklarımıza bakalım. Turunçgiller, ayçiçeği, incir, çay, üzüm. Cevabımız B. Ayçiçeği. Yukarıda verilen önemli turizm alanlarından hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer almaz? Göbekli Tepe, Zeyukma, Balıklı Göl, Hasankeyf, Harput. Cevabımızı görelim. E şıkkı Harput Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunmaz. Kış turizmi ortalama yükseltinin fazla, yağışın kar şeklinde olduğu ve karın yerde kalma süresinin uzun olduğu yerlerde gelişir. Buna göre aşağıdaki dağlardan hangisi kış turizmine daha uygundur? Şıklarımıza bakalım. Yıldız Dağları, Kaz Dağları, Menteşe Dağları, Palandöken Dağları ve Canik Dağları. Cevabımız D şıkkı Palandöken Dağları. 21 Aralık tarihinde Konya'dan hareket eden bir gözlemci, gittiği yerde gündüz süresinin daha uzun ve yerel saatin daha ileri olduğunu gözlemlemiştir. Yukarıdaki bilgiye göre gözlemci Konya'dan hareket ettiğinde hangi yönde ilerlemiş olur? Şıklarımız kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı, güneydoğu ve doğu. Cevabımız D şıkkı güneydoğu. Heyelanlar sonucu bir akarsuyun ya da bir çukurun kapanması ile heyelan set gölleri oluşur. Aşağıda verilen göllerden hangisi yukarıda açıklanan doğal olay sonucunda gerçekleşen göl oluşumlarına örnek gösterilemez? Şıklarımıza bakalım. Abant Gölü, Zinav Gölü, Sera Gölü, Tortum Gölü ve Terkos Gölü. Cevabımız E şıkkı Terkos Gölü. Türkiye'de yer şekillerinin sade, bitki örtüsünün cılız ve iklimin kurak olduğu bir yörede yer şekillerinin oluşumunda aşağıdaki verilen kuvvetlerden hangisinin daha fazla etkili olması beklenir? Dalgalar, buzullar, karstik süreçler, rüzgarlar ve volkanizma. Cevabımız D şıkkı rüzgarlar. Türkiye'nin dış satımında aşağıdaki verilen ihracat mallarından hangisi önemli bir yere sahip değildir? Mermer, incir, fındık, kağıt, otomotiv. Cevabımız D şıkkı kağıt. Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olmasına bağlı olarak
Anadolu'dan doğan birçok akarsu farklı denizlere dökülmektedir demiş. Aşağıdaki verilen akarsuya döküldüğü deniz eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Şıklarımıza bakalım. Çoruh, Karadeniz, Sakarya, Karadeniz, Meriç, Marmara Denizi, Susurluk, Marmara Denizi, Asi, Akdeniz. Cevabımız C şıkkı, Meriç, Marmara Denizi. Bu tarz sorular önemlidir arkadaşlar. Deneme sınavlarında da karşımıza çıkabilme ihtimali yüksektir. Dikkatli olmakta yarar vardır. Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler doğal ve beşeri faktörler olarak gruplandırılır. Aşağıdaki verilen nüfus dağılışını etkileyen faktörlerden hangisi farklı bir grup içerisinde yer alır? Şıklarımıza bakalım. İklim, turizm, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak yapısı. Cevabımız B şıkkı turizm. Engebeli arazilere uyum sağlayan ağaç fidelerini yiyerek orman tahribatına neden olan kıl keçisi besiciliği aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha fazla yapılmaktadır? İç Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Akdeniz bölgesi, Marmara bölgesi ve Ege bölgesi. Cevabımız C şıkkı Akdeniz bölgesi. Aşağıda verilen ülkemizdeki sınır kapılarının hangisi Artvin'de yer alan ve Gürcistan ile bağlantıyı sağlayan bir sınır kapımızdır? Sarp, Habur, Kapıkule, İpsala, Aktaş. Cevabımız A şıkkı Sarp sınır kapısı. Evet, öncüllü sorular önemlidir. Denemelerde de karşımıza çıkar. Türkiye'nin bir yöresindeki tarımsal nüfus yoğunluğu üzerinde tarım alanlarının geliştiği, toplam nüfus, NADAS uygulaması, tarımla uğraşan kişi sayısı durumlarından hangileri öncelikle etkilidir? Şıklarımız yalnız 2, 1 ve 2, 1 ve 4, 2 ve 3, 3 ve 4. Cevabımızı görelim. C şıkkı 1 ve 4 öncelikli olarak etkilidir. Yani tarım alanlarının genişliği, tarımla uğraşan kişi sayısı. Küre, Murgul, Çayeli ve Maden'de çıkarılan ortak madenler aşağıdakilerden hangisidir? Krom, lignit, asfaltit, demir, bakır. Cevabımız E şıkkı bakır. Yanlış hatırlamıyorsam 2017 ya da 2018 yılında KPSS sınavında çıkmıştı. Ülkemizde yetiştirilen aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde kıyı bölgeler ilk sırada yer almaz? Zeytin, fındık, üzüm, pirinç, pamuk. Cevabımız E şıkkı pamuk. Entansif tarım modern tarım metodudur. Buna göre entansif tarım metodunun uygulandığı bir yöre için verim yüksek, ürün çeşidi fazla, tarımda uğraşan kişi sayısı fazla. Bilgilerinin hangisi söylenemez? Yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3, 1 ve 2, 1, 2 ve 3. Cevabımız yalnız 3. Yani tarımda uğraşan kişi sayısı fazladır diyemeyiz çünkü azdır. Endüstri kurumlarında dikkat edilen faktörlerden birisi de ham maddeye yakınlıktır. Aşağıda verilen şehir ve sanayi kolu eşleştirmelerinden hangisinde ham maddeye yakınlık esas alınmamıştır? Edirne Yağ Fabrikası, Kayseri Yünlü Dokuma, Konya Alüminyum İşletmesi, Karabük Demir Çelik İşletmesi, Elazığ Ferrokrom İşletmesi. Cevabımız Karabük Demir Çelik İşletmesi. Yer altındaki sıcak suyun enerji olarak kullanılmasıdır. Saraykö, Denizli, Afyon, Aydın, İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinde çok yaygındır. Yukarıda belirli özellikleri verilen enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Doğalgaz, jeotermal, petrol, kaya gazı, lignit. Cevabımız B şıkkı jeotermal. Yukarıda verilen elektrik santrallerinden hangisi diğerlerinden farklı bir enerji kaynağı kullanır? Tavşanlı, Soma, Yatağan, Hirfanlı, Afşin. Cevabımıza bakalım. D şıkkı Hirfanlı'da farklı bir enerji kaynağı kullanılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin nüfus artış hızında değişikliğe neden olmamıştır? Tarıma dayalı yaşanan mevsimlik göçler, sağlık ve beslenme imkanlarının iyileşmesi, çalışan nüfusta kadın oranının artması, uygulanan nüfus politikaları ve nüfus mübadelesi. Cevabımız A şıkkı, tarıma dayalı yaşanan mevsimlik göçler nüfus artış hızında değişikliğe neden olmamıştır. Türkiye'de nadasyon yönteminin yaygın olarak uygulandığı bir yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Erozyon etkilidir. Birim alanda alınan verim düşüktür. Üretimde süreklilik vardır. Sulama sorunu fazladır. Kurak iklim özellikleri hakimdir. Cevabımız C şıkkı, üretimde süreklilik vardır diyemeyiz. Ülkemizdeki bazı tarım ürünlerinin ekim alanlarının dar olmasında iklim ve devlet kontrolü etkilidir. Buna göre aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ekim alanının dar olmasının nedeni iklim koşulları değil, devlet kontrolünde yetiştirilmesidir. Şıklarımıza bakalım. Çay, turunçgiller, zeytin, muz, kenevir. Cevabımız E şıkkı, kenevir devlet kontrolünde yetiştirilmektedir. Diyerek denememizi sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bu deneminin sonucunda kaç tane doğru, kaç yanlış yaptınız, kaç netiniz var, hangi konuları biliyorsunuz, hangi konularda eksikleriniz var, nasıl tamamlayabilirsiniz, onların yollarını arayın lütfen. Çünkü o sene bu sene olacak. Hepinize başarılar diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.